Şimdi çok önemli bir konu var. Yani bir Demet Akalın'ın şampanya dökmesi kadar önemli mi emin değilim ama işin şakası esprisi bir yana. Levent Göktaş çerçevesinde yaşanan bir durum var. Yani bir durum olarak tarif ediyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim. Ya 32 yıldır gazetecilik yapıyorum. Duayen gazeteciyim. Durun bir 10 dakika kendimi öveceğim, ondan sonra gireceğim lafa. Bizde artık yani her şey kanıksandığı için, her şey ya hayatın bir parçası zaten. Evet ya, her şey olabilir noktasına geldiğimiz için milletçe, toplumca, gazeteciler olarak, bürokrasi olarak bazı olayların vehametini göremiyoruz. Yani Levent Göktaş olayı şu anda eski özel kuvvetler komutanı ve özel kuvvetlerde yer almış bir askerin, Ergenekon'dan içeriye girmiş bir avukatın, son dönemin en şaibeli ismi SBK ile ilgili bir gelişmede Türkiye'nin en ünlü iş insanlarından birinin avukatlığını üstlenmiş bir ismin kaçması, kaçma şekli ve ipin ucunu çektiğinizde de daha geçmişe doğru uzanan ilişkileri bize aslında 1997 yılında hani o meşhur Susurluk kazasından bu yana yaşadığımız aslında en ilginç olaylardan birini gösteriyor, işaret ediyor. Şimdi tek tek baktığınız zaman mesela dün Sedat Peker Levent Göktaş'ın nasıl kaçtığını anlatıyor. İşte bir operasyon düzenleniyor. Operasyon sırasında bütün evlere baskın yapılıyor. Bütün evlere saat 6.30'da baskın yapılırken Levent Göktaş'a 7.30'da baskın yapılıyor. Yani bir saat sonra ki haberin olmaması imkansız. İşte kızının olduğu yerde tabii Sedat Peker başka detaylar da veriyor. Yanında iki kadın vardı diyor, şuydu buydu. Anladığım kadarıyla başka bir daire daha var aynı apartmanın içinde. Ve yine anladığımız kadarıyla dün Sedat Peker'in tweetlerinden bir kamera görüntüsü var. Ki Sedat Peker bu kamera görüntüsünün eline geçtiğini söylüyor. Ve Levent Göktaş'ın gayet cool bir şekilde, soğukkanlı bir şekilde, hiç öyle acele etmeden asansöre binip kapıdan çekip çıkıp gittiğini anlatıyor. Şimdi diyebilirsiniz ki ya evet olabilir böyle bir şey. Yani zaten devletin içinde, devlet bürokrasisinde olan bir isim. Çeşitli arkadaşları olabilir. Onlar daha önceden haber sızdırmış olabilir falan. Olabilir. Yani böyle baktığınız zaman evet. Yani normalde olmaz çünkü. Yani sen organize suçla mücadele edesin ya, ya da sen komdasın ya da terörle mücadele edesin. Yani bir yere bir ekibe baskın yaparken yani herkes 6.30 mu 6.30 saatleri ayarlayalım gidersin basarsın. Yani normalde de olmaz da hadi diyelim oldu. Fakat dün ben yayın sırasında önüme düştüğü için bir şeyi tam okuyamamıştım. Fakat onunla ilgili bugün Saygı Öztürk de o söyleşiye değiniyor ve de dün Levent Göktaş'la ilgili çıkan bir söyleşiye atıfta bulunuyor bugünkü yazısında. Evet, o söyleşiyi yanlış almışsınız ama bir dakika arkadaş, onu bakmam lazım çünkü birkaç önemli detay var. Dosyaya yolladım da arkadaşlar yanlış koymuşlar. Saygı Öztürk'ün bugünkü yazısı önemli bir yazı. Bir saniye. Neyse, dünkü Pekin'le ilgili bir yazısı vardı. Onu bulur musunuz rica etsem? Yani. Okudum buraya koy. Et dosyanın en tepesine koyarsanız. Şimdi orada da ilginç başka haberler var. Levent Göktaş'la ilgili, Levent Göktaş'ın geçmişiyle ilgili Saygı Öztürk bir söyleşiye yer veriyor ve o söyleşiyle ilgili önemli yerleri altını çiziyor. Ve de durun bakayım. Onu bulacak mıyım? Pardon, çok özür dilerim. Saygı Öztürk dedim. Tolga Şardan Büyüteç'te yazmış bugün. Ve de Pekin'in daha önce yaptığı bir söyleşiye atıfta bulunuyor. Muhtemelen Cumhuriyet Gazetesi'ndeki söyleşiye atıfta bulunuyor. Ve de İsmail Hakkı Pekin, emekli personel dairesi başkanlığında çalışan emekli kor general İsmail Hakkı Pekin, Göktaş'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki konumuyla ilgili ipuçlarını
pazar gecesi KRT'de Semra Topçu'nun sorularını yanıtlarken paylaşmış. Ve de şimdi burada çok ilginç bir şey çıkıyor. Ben kaçırmıştım KRT'de bu yayını ama Tolga'nın yazısıyla haberdar oldum. Orada şunu söylüyor. Diyor ki Genelkurmay Personel Daire Başkanı iken 2003 yılında Özel Kuvvetler Genelkurmay 2. Başkanlığı'na bağlıydı. O zaman Yaşar Büyükhanıt 2. Başkan'dı. Bana Levent Göktaş'ı Özel Kuvvetler'den alın ve başka pasif bir birliğe verin dedi diyor. Ve de 2003 yılında yani aktif görevdeyken Levent Göktaş, düşünün o dönemin Genelkurmay 2. Başkanı'nın isteğiyle görevden alınıyor. Sonra olaylar burada bitmiyor. Özel Kuvvetler'den alınıyor, pasif bir görev veriliyor. Aytaç Yalman geliyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na. İkinci Başkanlığa İlker Başbuğ geliyor. Yüksek Askeri Şura'dan sonra. Ve de Aytaç Yalman diyor ki Levent'i tekrar Özel Kuvvetlere tayin edin diyor. Bunun üzerine Personel Daire Başkanı dün diyor ki ya bir önceki başkan bunu aldırdı. Ya oraya alın ama pasif bir görev verin diyor. Öğretim üyesi yapıyorlar Özel Kuvvetler'de. Ve sonrasında İlker Başbuğ çağırıyor diyor ki ya sen niye Levent'i buradan buraya aldın? Kim emretti diyor. Diyor ki Aytaç Yalman emretti diyor. Ve bir süre sonra da Levent Köktaş zaten emekli oluyor. Büyükhanıt 2004 yılında Kara Kuvvetleri Komutanı olunca ilk işi Levent'i görevden almak olduğunu söylüyor. Ve de daha sonra iki adamıyla beraber avukatlık yapmaya başlıyor. Şimdi burada başka detaylar da veriliyor. Bizim bugüne kadar duymadığımız detaylar. Şimdi biz polisiyenin içinde olanları biliyoruz. Emniyet istihbaratı biliyoruz. MIT ajanlarının Susurluk'ta ne olduğunu biliyoruz ama ben ilk kez böyle bir şeyi bu kadar somut ve net görüyorum. Diyor ki ya özel kuvvetler içinde belli bir seviyeye ulaştığınızda bir takım insanlar özel kuvvetlerdeki yetenekli insanlardan faydalanmak isteyebilir. Maalesef özel kuvvetlerde görev yaparken bazı özel kuvvetler çalışanların petrol işiyle, silah işiyle uğraşan kişilerle Kuzey Irak'ta, Suriye'de, Kazakistan'da, diğer yerlerde işbirliği içinde oldukları açık. Bunları Milli İstihbarat Teşkilatı biliyor. Kimin kimle görüştüğünü, ne yaptığını ortaya çıkartır diyor. Levent Göktaş biliyorsunuz 4,5-5 yıl hapis yaşıyor, yatıyor. Sonra çıktığında bir ofis açıyor, avukatlığa başlıyor. Ve diyor ki cezaevinden ofisler çıkıyorsun, saraya yakınlığından birileri tanıdığından bahsediyorsun gelene gidene. Bunlar hep duyduğumuz şeyler. Levent'in bu işi tek başına yapacağını sanmıyorum. Başka birileri de var. Yakalanan Nuri'nin 7 sayfalık ifadesi var diyor. O ifadede nedir ne değildir? Belli değil diyor. Belli aslında diyor. Yani bu bilmiyor diyor. Diyor ki özel kuvvetlerin özel önlemlere ihtiyacı var. Kirli bir yapı ortaya çıkıyor. Kirli yapıyı önlemek için oraya çok etkili insanları tayin etmeniz lazım. 2002'den itibaren bakıyoruz. Atamalar uygun değil. Bir terslik var. Orayı bilmeyen birileri atanmış. Ondan öncesinde de iki kişi var. İsmini vermeyeceğim. Ama onlar vasıtasıyla özel kuvvetler şucu bucu diye ikiye ayrılmış. Herkesin bir grubu oluşmuş. Dolayısıyla kontrol elden kaçmış. Sonra da diyor ki yani özel kuvvetlerin %95'ini tenzih ederek söylüyorum. Ama bir kısmı şöyle bir kısım böyle diye çıkmış. Saddam konusu çıkmış. Paletlerle paraların Adana Mersin aktarıldığı dedikoduları oluşmuş. Bütün bunlara bakmak lazım, incelenmesi gerekiyor. Bu çok ilginç bence. Yani bütün bu tabloya baktığınız zaman şimdi bak. Sedat Peker'in anlattığı hikaye. Diyor ki ya Levent Göktaş kaçarken birileri kolluyor, haber veriyor öncesinde. Kaç diyor ya da işte operasyonun saatini, zamanlamasını öyle bir noktaya ayarlıyor ki Levent Göktaş elini kolunu sallayarak çıkıyor. Şimdi bakıyorsunuz biraz geriye sarıyorsunuz. İnan Kıraç SBK olayının ortasında Levent Göktaş var. Yani İnan Kıraç gibi Türkiye'nin saygın bir iş adamı. SBK gibi şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde kara para aklamadan tutuklu bir ilişkinin içinde ortasında Levent Göktaş var. Ve yine dönemin personel dairesi başkanına bakıyorsun. Diyor ki ya bu iş aslında 2003'te başladı diyor. Yaşar Büyükhanıt görevden aldırdı. Aytaç Yalman yeniden göreve verdi. İşte ondan sonra o dönemin Genelkurmay Başkanı karşı çıktı. Yaşar Büyükhanıt geldi. Hemen işten ayrıldı gitti. Ve daha da devam ediyor. Yani Ergenekon'dan Levent Göktaş cezaevine atılıyor. Ve sonrasında da Necip Heblemitoğlu cinayetinde şimdi öyle iddialar var ki FETÖ'yle beraber işlemişler gibi. FETÖ'den Ergenekon'dan yatan kim? FETÖ'ydü. Dört dörtlük FETÖ'ydü yani şeyde. Yani inanın ben 97'den bu yana gördüğüm en
karmaşık ilişki ağı var. Yani şu anda sadece ipin ucunu biz görüyoruz. Daha kimse tutup çekmedi. Ama mesela Yaşar Büyükanıt ya da dönemin o askeri kimlikleri, yani biz şimdi hani birebir belki de bu insanlarla konuşamıyoruz ama konuşanlar da var. Yani İlker Başbuğ. İlker Başbuğ neden rahatsız oldu? Ne oldu o gün, o zamanlar özel kuvvetlerde? Belli ki kol kırılmış, yerin içinde kalmış. Şimdi daha yeni duyuyoruz ki aradan kaç yıl geçtikten sonra, 20 yıl geçtikten sonra duyuyoruz ki özel kuvvetler içinde gruplaşmalar olmuş, çeşitli söylentiler başlamış. Hepsi değil ama farklı şeylere terezzül eden bazı insanlar çıkmış. Şimdi Levent Göktaş ekibi tutuklandı. Yani pek çoğu Levent Göktaş'la irtibatlı emekli asker, eski askerler tutuklandı. Çok acayip bir resimle karşı karşıyayız. Yani şu anda ben tabii genel bir okuma yaparak bunları söylüyorum size. Yani 3-5 yerde çıkan, işte Sedat Peker tweet attı. KRT'de bir benim gözden kaçırdığım bir söyleşi yayınlandı. Bakıyorum ya, İnan Kıraç SBK meselesinde daha yakın geçmişte böyle bir şey yaşandı. İşin içine İçişleri Bakanı girdiği iddia ediliyor. Yani İçişleri Bakanı'ndan bir şey gelmedi ama İçişleri Bakanı tarafından SBK'nın çağrıldığı, İnan Kıraç'ın hisselerini devretmesini söylediği, o hisseleri Levent Göktaş'ın aldığı. Yani bilmem farkında mısınız nasıl büyük bir resim var karşımızda ve bu resim çok da böyle ya her şeyin dört dörtlük işlediği bir resim değil. Yani hani işin içinde FETÖ var, faili meçhul cinayet var, kara para aklayan bir adam var. İşin içinde bir dönem bak satlama kadar gidiyor, oradan gelen paralar deniliyor, petrol şeyi deniliyor. Abicim ne oluyor ya? Tabii diyeceksin ki ya Cüneyt'cim bunları hadi sen araştır. Ben araştırayım vallahi, ucundan tuttum çekmeye çalışıyorum. Ama biliyorsunuz yani normal şartlarda savcılar var Türkiye'de. Normal şartlarda savcılar var. Ve o savcıların yani bunların üzerine gitmesi lazım. Ama biliyorsunuz başsavcı olarak artık Sedat Peker var. Birleşik Arap Emirlikleri'nden bize yönlendiriyor. Diyor ki orasında şu var, burasında bu var, burasında bu var. Niye? Hayat boşluk doldurmaz çünkü.